odaklanmıyor. Bugün güya börek yapacağız. Hangi aklıysın efendim bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İlginç video de atmak lazım bu kanala. Hep ders mi çalışacağız yani? Bize de yazık. Azıcık gülelim, eğlenelim. Şöyle bir 5 dakika bilmiyorum ne kadar sürer ama. Aslında güzel makyajla yaptıydım. Ben geldim. Aşırı acıktım. yoğurdum dedim. Gavarım yetmiyor. Enerjim düştü. Çok acım. Ne zamana pişecek? Dedim ki çikolatayım madem. Asla hızlı ilerleyemiyorum. Nedenini düşünüyorum şu anda. Büyük ihtimal yeteneksiz ve beceriksiz olduğum için. Şimdi içini hazırlamaya geçeceğim. Ondan sonra hazır ellerim temizken bir tane de video şeyden dedim. Bu videoyu çıkaracağız herhalde baksana. Ya üzgünüm size bunu yapmak istemezdi. O geçmişteki Gökçe'nin minik minik hayallerini. Aa, ne kadar güzel YouTube'da kanallar var. Birlikte mutfakta yemek yapıyorlar falan diyen böyle bir ses var kafamda sürekli. Başkalarına özenip özenip duruyor. Sonra beni de yani çift kişilikliymişim gibi. Kendim böyle şeyler sürüklerken buluyorum. Diyorum ki annemlere böyle anlatacağım. Anne ben çok güzel yemek yaparım. Yarın yapayım mı falan filan. Boş ver sen sakın yemek yapma ben yaparım deyip de evin planını bozunca uyumak zorunda kalıyorum doğal olarak ona. Yani şu an akşama yemek yok. Ben yapacağım. Yiyip şeylerin çıkması lazım. Ya çıkmasa da kime koyar hiç kimseye ama yani ne bileyim olan minicik karizmamı çizdirmek hiç istemiyordum gerçekten de. Bazı insanlar var mesela soğan soyarken hiç gözleri falan dolmuyor ya böyle sadist insanlar. İşte onlardan biriyim ben de. Etkilemiyor bilmiyorum. Bir türlü ağlayamıyorum soğan soyarken. Hani bu dramatik falını yapmak istiyorum ama asla işe yaramıyor. Bilmiyorum yani. Algılamıyor beyin. Demek ki senin daha büyük dertlerin var. Soğana mı ağlayacaksın diyor büyük ihtimal. Merhaba. Şimdi son halini göstermeyi unuttuğumu fark ederekten. Biliyorum tam aşırı derecede belli olmuyor ama çok bir beklentim olmadı. Ben çok bir gösterme gereği duymadım açıkçası. Şimdi şeyleri bulaşıkları yıkıyor idim. Sonra dedim ki doğru video vardı. Ama pilimi bitirdim çünkü yoğuruyorsun, açıyorsun, şekil veriyorsun, içine koy. Tonlar iş yani. Birazcık pilim bitti. Sabahki o heyecanım, o gençliğim yok artık anlıyor musunuz? Bir an önce çamaşırları, bulaşıkları yıka, kaldır. Bu da pişsin, yiyelim bitsin artık hadi. Bu arada şeyi de göstereyim. Oklavayı. Biz Türk çocukları olarak biliriz oklavanın ne demek olduğunu. Hayır açtım da ondan şey ettiydim. Sonunda umarım iyi diyordur. Bayağı yordu çünkü beni. Ay neyse vay. Şu anki durum böyle biliyorum buğulu gözüküyor ama piştikten sonra çıkartmamız gerekiyormuş. Sadece şu yağların kaynayışını görmenizi istedim. Anne sen de değil kamerayla konuşuyorum. Yağmur yağacak yürüyüşü unut sen. O küçük sesi yaptığın için çıtırtısız gelmiyor. Güzel yapmış. Şş, bir sessizlik yapın.